Evet, kıymetli Kadıköy sokak ailesi. Bu video biraz uzun olacak gibi ama <laughs> elimden geldiğince kısaltmaya çalışacağım arkadaşlar. Neresinden başlayayım önce bilmiyorum. Önce sıcak gelişmelerden de başlayayım, soğuktan da başlayayım? Sıcaktan başlayayım. Şimdi Fenerbahçe Oğuz Aydın açıkladı. Milli oyuncu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Cenk Tosun açıkladı. Milli oyuncu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Maksimini açıkladı. Milli oyuncu Milli oyuncu neden yani kendi ülkesinin milli takımında oynayan futbolcu İstanbul'a geldi. Şimdi Fenerbahçe transferde hat-trick yaptı. Yaptığı hat-trick işe yaradı mı? Bence sonuna kadar yaradı. Neden sonuna kadar yaradı? Çünkü Fenerbahçe düşündüğünüz zaman arkadaşlar ciddi anlamda potansiyeli olan bir takımdı. Şampiyonluk için en önde giden takımdı. Ancak takımda ne eksikti? Transfer eksikti. Taraftar transferden yakınıyordu. Ve transferde gelince taraftarın biraz nabzı değişmeye başladı. Şimdi yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Bakın yetmedi. Çünkü Fenerbahçe bir taraftan Oğuz Aydın'ı açıklarken bir taraftan Cenk Tosun'u açıklarken bir taraftan Maksimin'i açıklarken bir taraftan da bazı transferleri de takımdan göndermek zorunda. Mesela Serdar Aziz. Serdar Aziz Rize gitmek üzere arkadaşlar. Ve e, hani bu transfer hemen hemen oldu gibi. Yani gibi gibi diyeyim. Bu arada Fenerbahçe taraftarı takımına kavuşuyor. Haberiniz var değil mi arkadaşlar? Perşembe günü yani yarın akşam Hal City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hal City ile e, özel hazırlık maçında Kadıköy'de karşı karşıya geleceğiz. Bu arada Acun Ilıcalı da gerçekten gecesini gündüzüne katıyor Fenerbahçe transferi için bunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'de Crespo ve Zayt kararı diyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'den Hollanda'ya gitti diyor. Fenerbahçe'den Engolo Kante iddiası diyor. Bunlar kimler arkadaşlar? Yani <laughs> video uzun olacak dedim ama kısalta kısalta anlatmaya çalışıyorum. Engolo Kante için hala 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 hiç bir şekilde duyumum yok. Bakın McKennie için duyumum var. Görüşme var. Talep var. isteğimiz var kulübüyle belli pazarlıklar var. Mesela Ferdi Kadıoğlu için e, dev teklif 27 milyon euro diye bir haber var. Ferdi Kadıoğlu için Jadon Sancho önerildi diye bir olay var. E, Kuman'dan Fenerbahçe kararı var. E, baktığı zaman Fenerbahçe'nin e, hani rotasyon futbolcuları, A takım futbolcuları karışık. Arkadaşlar ben size kısaca şunu söyleyeyim. E, yani Fenerbahçe'nin Ferdi satmak gibi bir düşüncesi niyeti yok. Ama ama ferdi gitmek istiyorum derse de önünde durulmayacak arkadaşlar. Peki hocam ferdi gitmek istiyor mu? Hayır. Hocam ferdi satılacak mı? Hayır. Hocam sen ferdi satılır diyor musun? Hayır. E hocam o zaman bu video arkadaşlar yok. Ortada bir durum yok. Yani ferdilik bir durum yok. Fenerbahçe'den Hollanda'ya giden de Thiago Çıkır Tiago Çukur'u biz satın alma önceliği bizde olarak gönderdik. Yani ee, Tiago Çukur'u gönderdik ama satın alma önceliği bizde istersek, almak istersek biz alabiliyoruz. Bakın bu da en mantıklı transfer yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü futbolcuyu al gönder oraya beğensinler beğenmesinler şu olsun bu olsun. Hani sıkıntılı bir süreç ama sen futbolcuyu gönder arkadaş sana gönderiyorum parlarsa senden atıyorum 500 bin euroya alma ihtimalim var. Bu sefer sanki sen futbolcunu oynama garantisine kiralamış gibi de oluyorsun. O yüzden de işimize yarar bir durum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Şimanski'ye Tottenham'dan 15 milyon euro kanca. Aynı zamanda Fenerbahçe'de 15 yerli forma bekleyecek diye de bir e, haber kısmımız var. Bu haber kısmını da konuşayım. En son hepsini toparlayacağım arkadaşlar. Biraz da karışık anlatıyorum farkındayım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimanski'ye toplumdan bir kanca var mı yok mu emin değilim. Yani emin değilim de herhalde ne demek istediğim anlaşılmıştır. Emin değilim arkadaşlar. Böyle bir kanca var mı yok mu emin değilim. Fenerbahçe'de yerli futbolcular forma bekleyecek ama gidecek de çok fazla. Bak Çağlar geldi. Levent Mercan geldi. 2. Oğuz Aydın'dan Cenk Tosun geldi. 4. Yani Fenerbahçe aslında 4 tane yerli transferini yaptı. Mert Hakan'la uzattı 5. E, İrfan Can Eğribayat kaleci 6. E, milli futbolcular İsmail 7 Samet 8 e, İrfan Can 9 Değil mi? İsmail, İrfan Can, Samet 9. Başka kim vardı? Ferdi 10. E, Cengiz 11. Emre Mor 12. Mert Müldür 13. Bak gittikçe artıyor. Burada da illaki silkeleme olacak çünkü 12 yabancı 12 Türk, 2 tane de alt futbolcu. Kural böyle. Ve bu kuralı hep birlikte aşmamız lazım. Aynı zamanda dediğim gibi mesela bak e, hani Levent Mercan ismi, Çağlar Söyüncü ismi bunlar şey isimler. Fakat bir taraftan da kadroyu düşürmek zorundayız. Mesela e, videonun başında dedim ya Crespo, Zaits bunlar şu anda kulüp arıyorlar. Kurunic e, yanlış anlamayın bunlar kulüp arıyor arkadaşlar. Yani Kurunic bildiğiniz kulüp arıyor İyi de hocam Jose Mourinho bunlara kulüp bulun dedi mi? Demese bunlar niye kulüp arası? Manyak mı? Ya sizi yeterli bulmadım diyor açık açık. Hani Mario Branco ile bir taraftan kap çalışmasını sürdürürken bir taraftan da durum bu. Burada da anlaştık mı? Anlaştık. Kixley Coman Fenerbahçe'ye gelmiyormuş da Fenerbahçe'nin teklifini reddetmiş. Çok üzüldüm arkadaşlar. O yüzden de sıradaki habere geçiyorum. Ennesiri. Siz bu videoyu izlediğiniz sılarda belki de en Ennesiri'den hayırlı bir haber gelecek. Hocam nasıl bir hayırlı haber? İşte nişan, nikah, sünnet. Ya nasıl hayırlı haber gelecek arkadaş? Yani nesir de Fenerbahçe teklifini güzelleştirdi. Alıyorsanız buyurun dedi. Satıyorsanız buyurun dedi. Ve e, karşı taraf yani e, Ennesir'in kulübü de bizimle görüşmelerini sürdürdü. Bu arada Bartu Elmaz'ı da unutmuşum. Bartu Elmaz'ı da ekleyeyim. Hani kadrodaki Türk futbolculara çok yetenekli bir çocuk. Yani Durum bu. Ve ben en nesili konusunda Dananın Kuyruğu'nun bugün %100 kopacağı görüşündeyim. Ve artık kopmak zorunda. Bakın Fenerbahçe'de yerli rüzgarı yapıldı. Yerli rotasyonu şahane. Yani ee, inanılmaz isimler var. Mesela Oğuz Aydın'ın anlaşma şartları falan çok hoş. E, ayrılık listesi Fenerbahçe'de ayrılık listesi mesela çok düşündürücü. Yani Emre Mor ayrılık listesinde. Açık söyleyeyim. Cengiz Ünder. Teklifler var. Düşünülüyor yani. E Zahit Crespo'yu zaten söylemiyorum. E, Mert Hakan'la yeni sözleşme yenilendi. Yani onun bir yere gideceğini zaten zannetmiyorum. Ama Emir Ortakaya kiralık listesinde. Burak Kapacak satılacaklar listesinde. Çağatay Kuru kalıp satılacaklar listesinde. Yani bu çocuklar kısa süre içerisinde giderlerse hiç kimse şaşırmasın. Mesela Ryan Kent ismi. Fenerbahçe'den yani kent gitmek zorunda. Kente teklifler var. Fakat yine başladı kent efendi gitmemeye. Yani yine başladı. Ben işte halit topçuyum da. Beni kimse gönderemez daha Ben böyleyim daha Falan diye. Mesela Umut Nair şu anda çeşitli takımlarla görüşme aşamasında. Serdar Aziz Rize'yle imzalama aşamasında diyebilirim. Ha, öte yanda mesela Edin Ceko. Edin Ceko diyor ki isterseniz. Derseniz yıllık ücretim fazla. Giderim. Ama aksi takdirde niye gideyim diyor. Mesela Mert Hakan Yandaş, tamam sözleşmemi yeni uzattınız ama eğer gitmem istenirse hiç düşünmem giderim diyor. Bak, futbolcudan ziyade biraz da karakterli futbolcuların olması çok çok önemli. Mesela Wendel diye bir futbolcu orta sahaya. Galatasaray'ın adını yazıyorlar, çiziyorlar, bozuyorlar ediyorlar ama ya bu Wendel'i Fenerbahçe niye istemiyor? Ya yani ben Fenerbahçe olsam Wendel'i çok rahat isterim. Çünkü çatır çatır topçu. Haksız mıyım? Yani ben olsam isterim arkadaş. Çatır çatır topçu çünkü Vendel. Ve Galatasaray'ın transfer şartlarını zorlarım. Böyle ciddi manada zorlarım. Uğur Karakullukçu diyor ki benim tahminim Galatasaray kimi istiyorsa Fenerbahçe o transfere girecek. Rebiot'a girecek Fenerbahçe. Göreceksiniz diyor. Galatasaray hangi orta saha isterse Fenerbahçe de girecek. Batu şu aynı intikamı olmayacak mı sanıyorsunuz demiş. Batu Şua'yı bizim gönderdiğimiz bir isimdi. İhtiyacımız olsa biz göndermezdik. Ha Fenerbahçe açısından Rebiyat, Wendel, McKinney bu isimlerin üçü de çok güzel isimler. Üçünden herhangi birisi gelse zaten Fenerbahçe adına Sevinç Yuma oluşturacağımız isimler. Ama gelir mi gelmez mi işte burası biraz karışık bir serüven. Hani karışık bir macera. Ne desem yalan olur. Bakın Fenerbahçe'nin kap takvimi belli. Orta saha transfer kararı da var Fenerbahçe'de ama orta saha transferi en son yapalım diyor. Yani kesin yapalım ama en son yapalım. Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalleri en son bunu toparlarken söyleyeceğim. Luan Perez mesela Eyüp Spor'a gidiyor. Ancak benim duyduğum Luan Perez'in sözleşmesi feshedilecek öyle gidecek şeklinde. Hani bir ayrılık listesi tabii ki Fenerbahçe'de oluştu aslında. Az önce konuştuk da onu da belirteyim. Eee... Olmaz olmaz demem. Lukaku ismi %100 şeye atılmadı. Yani %100 rafa kaldırılmadı. Onu da belirteyim arkadaşlar. Olmaz olmaz diye bir şey söylemiyorum. Hocam El Kabi transfer. El Kabi transferi hemen hemen rafa kalktı. Çünkü Ceko bir yere gitmiyor. E haliyle Fenerbahçe'de Ceko gitmeyince Forvet'te zaten yabancıya almış. Hani Ennesir'in bittiğini düşünüyorum. E, zaten Türk futbolcu getirmiş Cenk Tosun gibi. Fenerbahçe bu saatten sonra Forvet'e getirse getirse ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Cürasi'yi getiririm. Serho Cürasi. Yani Borussia Dortmund'un görüştüğü alamadığı ya da sağlık kontrollerinde sorun çıkan Forvet'i alırım. Çünkü o Aydın tamam. Cenk Tosun tamam. Rebiyut denilebilir. Lukaku denilebilir. Kiralık satın alma opsiyon şu bu falan filan. Ama e, ötesi ötesi için Fenerbahçe'nin ötesini çok iyi düşünmesi lazım. Çok çok iyi düşünmesi lazım. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Lütfen dikkat. Hepsine de tek tek ihtimalde vereyim. Rebiyat'ı sadece Galatasaray'da duyumcu yazmış. Ama ben Türkiye sınırları içine gireceğini zannetmiyorum Rebiyat'ın. Çünkü yani gerçekten çok ciddi bir yıldız. Adayı değil. Direkt yıldızın ta kendisi. O yüzden böyle bir ismi almak kolay değil. Ben e, kıskançlığından, hasetliğimden söylemiyorum. Matematiğimden söylüyorum. Beynimden söylüyorum. Yani Türkiye Ligi'nde bir takıma gelmesini ben çok zor görüyorum. Ha verirsin 15 milyon euro yıllık ücret getirirsin. 15 milyon euroyu sponsoruna ödetirsin getirirsin. E, hani kara para aklarsın getirirsin. Ne bileyim Hani yasal düşünüyorum. Sadece sponsoruna falan getirebilirsin. Aksi takdirde getiremezsin. Wendel Galatasaray'a Vendeli yazan arkadaşlara şunu sorayım. Galatasaray'ın kaç tane yabancısının olduğunu biliyor musunuz? Yani az önce ben Fenerbahçe kadrosunu 12 tane Türkiye düşürdüm. Niye? Kural böyle. 12 yabancı, 12 Türk, 2 tane de altyapıdan oyuncu diye. Galatasaray'ın kadrosundaki gidecek yabancılar belirlenmiş mi ki siz şunu getirecekler, onu getirecekler. Yok orta sahaya şöyle transfer, böyle transfer diye. Yani şampiyon yapılan takım, hazırlık maçına 5 yiyen takım. Sesi sedası yok. Ama bizim taraftar gel gör ki hayranlık peşinde. Mekkeni, Vendel bence bunlar denenen isimler. Ama şu ana kadar henüz resmi anlaşma ya da tam anlaşma sağlanmadı. Serhu Cürasi açık söylüyorum. Al arkana yastan emniyet kemerini bağla yola devam et. 17 milyon euro serbest kalma maddesi var. 17 milyon euro. Ya yanlış anlamayın beni de 17 milyon euro çok iyi para değil mi ya? Bence çok çok iyi bir para. 17 milyon euroya böyle bir ismi kapabilirsin ya. Yani kapamam diyen yalan söyler. Bak Mekkeni olabilir mi? Kenet ben bir şey diyemem. Orta sahaya genç, gençlik ateşi şöyle yaparım, böyle yaparım. Bu arada Vestey tek şehre alıyorduk. O ne oldu? Şu an için vaz mı geçtik? Herhalde vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü kimseden bir duyum çıkmadığına göre muhtemelen vazgeçmişizdir diye düşünüyorum. Yoksa o kadar duyumcu yalan mı söyleyecekti? Onun dışında Jadon Sancho külleyen yalan. Kingsley Coman külleyen yalan. Yani Sancho da komanda Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar. Zaten bunları daha önce de konuştuk aslında ama hani unutuluyor. Bir şekilde unutuluyor. Çeşitli isimler yazıyorlar. İnsanın aklı karışıyor. Ve hani İnsan ne diyeceğini bazen bilemiyor. Çünkü sürekli isimler geliyor. Hocam diyorlar. Tamam. E, hani seni de darlamak istemiyoruz ama nedir bu isimler? Yani niye iki de bir de bu isimler çıkıyor? Diye. Arkadaşlar, transfer sezonundayız. Daha isimler çok çok çıkacak onu da söyleyeyim. Ama ben Koman ve Sancho'yu beklemediyorum. Lukaku hala ihtimal var. %1, %5, %50, %200, %100, %60, %70 hiçbirini konuşmuyorum. Çünkü ihtimal var. Ama kesin gelecek demek bu da yalan söylemek olur. Engolo Kante'yi ben doğrulayamadım. Doğrulayan duyumcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Hani ben doğrulayamadım. Siz doğrularsanız ne güzel. Bazı arkadaşlara diyorum ki Kante nasıl olur hocam yaşlı diyorlar. Bazı arkadaşlara Kante nasıl olur diyorum hocam ilaç olur diyorlar. Burada herkesin fikrinin birbirinden farklı olması çok güzel demokratik bir ortamı sergiliyor. Buna da seviniyorum. Ama Kante'yi beklemeyin seri bugün oldu oldu olmadı artık yeter. Yeter diyoruz. Bu kadar uzayan hiçbir futbolcudan ayrı gelmedi çünkü. Maximin Maximin karakterli bir futbolcu çıktı geldi. Sonuçta Fenerbahçe dedi. Geleceğim dedi sözünü yemedi. Geldi Fenerbahçe'ye de. Ben e, bu tip futbolculara bayılıyorum ya. Gerçekten de bak çizgisi olan futbolcular çok iyi futbolculardır ya. Yeter ki çizgisi olsun futbolcunun bir yere kıvırmasın. Mesela bu futbolcunun çizgisi var arkadaş. Açık ve net. Çizgisi olan futbolculara bayılıyorum. İnşallah Allah gönlüne göre verir. Ve Fenerbahçe'de Elan Saint Maxim'in çok güzel yerlere gelir. Aynı Oğuz Aydın'la birlikte Cenk Tosun'la birlikte. Niye? Ya arkadaş dediğim gibi karakterli futbolcular. Bak kariyerli. Karakterli derken karakteri düzgün futbolcu. Bak bu futbolcular yükselsin. Yusuf Ennesir'e dedik. Serdar Aziz büyük ihtimalle Rize'de. Çağlar Söyüncü Levent Mercan devam. Çay, e, Şimanski'ye 25 milyon euro teklif dedik ama 25 milyon euro teklif henüz yok arkadaşlar. Olsa seve seve size söylerim. Bağıra bağıra söylerim. Çağıra çağıra söylerim. Çünkü 25 milyon euroluk teklif iyi bir tekliftir. Ve böyle teklifler kolay kolay gelmez. Fenerbahçe'nin kabul etmesi gerektiğini düşündüğüm tekliften olur. Ama şu an için yok. İyi de hocam bu kadar yangını biz boşuna mı yaptık? Hayır boşuna yapmadık arkadaşlar. Belki de birilerinin hızlanmasını sağladık. Onu söyledim. City ile maç. Thiago Çukur gitti. Ferdi şu an için gitmiyor. Crespo, Zayt, Kurniç. Yolları açık olsun. Cengiz Ünder teklifler değerlendirecek. İrfan Can'a teklif var. Kafa karıştırıyor. İsmail Yüksek'e teklif var. Bartu Elmaz'ın performansı kafa karıştırıyor. Ulan acaba bunu göndersek mi? Nasıl olsa aynısından bir tane daha var. Kafası içerisindeyiz şu anda. Yani bu kafada doğru bir kafamı yanlış bir kafamı bu da biraz tartışmaya açacak herhalde sıkıntı. Ama e, orta sahaya böyle çok kütür kütür bir isim alırsam Bartu 7'yi yapayım dersen mantıklı. Ama ya sıradan bir isim alayım Bartu'yla birlikte oynasınlar dersen bu sefer de eldeki güzel kadroyu mahvetmiş olursun. Ben Mourinho'nun bir özelliğini çok seviyorum. Sizin benim çöp dediğimiz kim varsa gözünün yaşına bakmadan arkadaş yetenekli değilsin ya da yetenekleri bu takım için uygun değil. Git kendine kulüp bul diyor. En sevdiğim taraflarından biri bu. Yani biz ıkınıyorduk. Ya da teknik direktörler ıkınıyordu. Şimdi ne kimse ıkınır ne kimse sıkılır. Bu da böyle bilinsin arkadaşlar. Mert Müdür Bartu dedik. Emre Mor görüşmeler yapıyor. Kent Eyübe gitmek istemedi ama yurt dışından İngiltere'ne falan teklif gelirse gidecek. Serdar Aziz söylemiştim. Umut Nair gidecek. Mesela Umut Nair efendi bir çocuk. Tamam dedi. Görüşmelere başladı kulüplerle. Ceko diyor ki eğer bir forvetiniz varsa aldıysanız geliyorsa gidebilirim. Hani gitmemi istiyorsanız. Ama bir forvet almadınız. Ee, gitmemi de istemiyorsunuz. O zaman kal diyorsanız kalırım diyor. Ee, ama Hayduk Split'ten arkadaşlar yani bugün gönderelim diyelim. 5 dakika içinde Hayduk Split'te. 5 dakika sürmez. Çünkü o adamlar da çok çok büyük oranda Ceko hayranı. Ceko'nun aşıkları yani fanları. Öyle söyleyeyim. Mert Hakan yandaş da uzattı. Emir Ortakaya kiralık gelecek büyük ihtimalle Kocaeli Spor ama görüşmeler sürüyor. Oynama garantisi verseler takımlara gidebilir. Burak kapacak Çağatay kuru Fenerbahçe ile ilişkiyi kesecek. Yani çünkü olmuyor ya. Yani bu futbolculardan olmuyor. Denendi. Ben denediğim olmadı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum diyor ya. biz hüsrana komşuyuz. Bundan hariç ne diyecektim? E, ee, Luan Perez, Luan Perez efendi bir çocuk. Bendeki verilere göre Luan Perez sözleşmesini feshedip gidecek. Hani Fenerbahçe'ye de zararı dokunmayacak. Katkısı da dokunacak bir futbolcu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Güzel bir video izlettiğimi düşünüyorum size. Son günlerde kanalımıza olan desteklerinizin artması da beni çok çok sevindiriyor. Kanalı sahiplenmeniz çok çok güzel bir şey. Arkadaşlar lütfen kanalı sahiplenin. Eşinizi dostunuzu bu kanala getirin. Yarın bir gün bu kanal çok daha büyük yerlere ulaştığı zaman dersiniz ki arkadaş bu kanal belli bir seviyedeydi. Benim desteğimden sonra arttı diye bol bol da övünürsünüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.